Değerli dostlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Vakıfbank ATM'sinden MEP ödemeleri nasıl gerçekleştiriliyor, bunların adımlarını göstermeye çalışacağım. Vakıfbank ATM'sinden karşısız işlemler sekmesi ile MEP ödemeleri nasıl yapılıyor, bunların adımlarını göstermeye çalışacağım. ATM'nin klavye kısmından giriş tuşuna basarak karşısız işlemler menüsüne giriş yapıyoruz. Buradan ödemeler sekmesiyle işleme devam ediyoruz. Daha sonra eğitim ve sınav ödemeleri sekmesiyle ilerliyoruz. Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz üzere üniversite ödemeleri yapabiliyormuşuz ve sınav ödemesi yapabiliyormuşuz. Sınav ödemesi sekmesiyle ilerliyoruz. Daha sonra bizden kimlik numaramızı girmemizi ve giriş tuşuna basmamızı istiyor. Kimlik numaramızı girip giriş tuşuna basıyoruz. Kimlik numaramızı girdik, giriş tuşuna bastıktan sonra değerli dostlarım, daha sonraki sekmede ise bizlere cep telefon numaramızı başında sıfır olmadan girmemizi ve giriş tuşuna basmamızı istiyor. Buraya da telefon numaramızı başında sıfır olmadan giriyoruz ve giriş tuşuna basacağız. Telefon numaramızı girdik, giriş tuşuna bastıktan sonra değerli arkadaşlarım, bundan sonraki sekme ise buraya bir ekran geliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım, burada 1 yazıyor ve MEP sınavları yazıyor. Burada 1 yazdığı için biz bu kutucuğa klavyeden 1 yazacağız ve giriş tuşuna basacağız. Daha sonraki sekmede ise bizlere ödeme yapabileceğimiz ödeme tipleri geliyor değerli dostlarım. Gördüğünüz üzere ödeme tipleri ve burada da ne olduğu yazıyor. Sınav itiraz ücreti, motorlu taşıt sürücü vesaire, kafalık ustalık ve ustalık vesaire, kıyı emniyeti, genel müdürlüğü, amatör tesiscilik vesaire. Gördüğünüz üzere burada da başında numaralar yazıyor. Örnek veriyorum, ben motorlu taşıt sürücü işte bilmem bir şey ödemesi yapacağım. Başında 2 yazıyor. Burada kutucuğa 2 yazacağım değerli arkadaşlarım. Evet, geç kaldık. Buradaki kutucuğa 2 yazacağım. Çünkü motorlu taşıt sırası 2 burada. 2'ye yazdıktan sonra giriş tuşuna basıyorum ve buradan kimlik numaramı girerek devam ediyorum. Kimlik numaramı girdim ve giriş tuşuna bastıktan sonra değerli dostlarım, tabii ki olmadığı için bana bu bildirimi verdi. Kimlik numaranız MEP'te kayıtlı değildir diyor. Çünkü kayıtlı değil. MEP ödemelerini sizler de bu şekilde bu adımları izleyerek yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen.